Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar her bilgisayarda çalışabilecek efsane oyunlarla karşınızdayız. Geçmiş dönemde böyle güçlü bilgisayarların çalıştırabileceği oyunlardan zaten bahsetmiştik sizlere. Fakat herkesin evinde bir canavar yok ne yazık ki. Bu arkadaşlar için de bir bölüm çekelim istedik ve bu bölümde mutlaka oynamanız gereken, hali hazırda her bilgisayarda çalışabileceğini tahmin ettiğimiz oyunları sizlerle paylaşacağız. Artık bilgisayarınız arkadaşlar bu oyunları da kaldırmıyorsa, bu oyunları da çalıştırmıyorsa bilgisayar değil tost makinesiyle işlem yapıyor olabilirsiniz. Çünkü bu oyunlar artık 20 senelik oyunlar. Size bahsedeceğimiz yapımlar. Dolayısıyla artık bu oyunları bilgisayarlarınızın kaldırıyor olması lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu oyunlarla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, listemizdeki ilk oyun sizlerin de tahmin edebileceği üzere Half-Life 1. Bu oyun arkadaşlar 1998 yılında çıkmıştı ve Valve imzası taşıyordu. O döneme damgasını vuran bir yapımdı Half-Life gerçekten. Daha sonradan bunun ikinci oyunu geldi. İkinci oyun için 3 tane farklı bölüm yayınlandı. Fakat ilk oyunun efsane olması bizlerde ayrı bir öneme sahip diyebiliriz. Eğer bu oyunu oynamadıysanız ki sanmıyorum. Kısa bir süre önce Black Mesa da çıktı. O biraz daha yüksek grafikler vesaire istiyor tabii. Ama eğer bu oyunu hala deneyimlemediyseniz mutlaka Half-Life'i indirip oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Gerçekten FPS tarzına şekil veren yapımlardan birisi. Geldik arkadaşlar ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz ise Max Payne. Rockstar Games tarafından geliştirilen bu oyun 2001 yılında çıkmıştı. Ve gerçekten döneme damgasını vuran third person shooter tarzındaki yapımlardan biriydi. Max Payne'deki en önemli unsur arkadaşlar bullet time'lerini, böyle zamanın yavaşlatılmasını vesaire yapan bir sistemdi. Oyuncuların çok hoşuna gitmişti bu sistem. Yani tam ateş ederken böyle zamanı yavaşlatıyorduk. Diye yavaş yavaş zaman yavaşlatılmış bir şekilde ateş ediyorduk ki zaten bu zaman yavaşlatma olayı da daha sonra pek çok oyunda karşımıza çıktı. Ama bu temanın ilk yayınlandığı oyunlardan bir tanesi de Max Payne, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Daha sonra bu oyun mobil platformlara falan da geldi ama dediğim gibi eğer böyle hani çok güçlü bir bilgisayarınız yoksa mutlaka Max Payne'i de oynanacak oyunlar listenize eklemenizi tavsiye ederiz. Gelelim bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz ise Far Cry arkadaşlar. Far Cry aslında Ubisoft'tan ziyade Crytek'in bir oyunuydu. Crytek bu oyunu geliştirmişti. O zaman yayınlanacak kimseyi bulamadılar. Daha sonrasında Ubisoft ile anlaştılar. Crytek firmasının imzasını taşıyan bir yapım. Yani bildiğimiz bu yerli kardeşlerin, 3 Türk kafaların diyelim, yaptıkları bir oyun. Ve oyun gerçekten çok muazzam grafiklere sahipti. 2004 yılında çıkmıştı. O dönemin bilgisayarlarını aşırı derecede zorlayan bir oyundu bu arkadaşlar. Ki o zamana kadar böyle açık dünyada FPS, böyle yeşillik, ormanlık, denizler, ağaçlar, dağlar, taşlar, böyle bir oyun yoktu. Gerçekten döneme damga vuran bir yapımdı. Ki bu oyunu şimdi bile oynasanız hala gayet böyle yeni nesil bir oyun gibi durduğunu söyleyebilirim sizlere. Oyunun çıkış tarihi 2004 yılıydı. Fakat grafikleri zamanının çok daha ötesindeydi. Yani şu anda böyle eski bir bilgisayarınız varsa bu oyunu muhtemelen kaldıracaktır. Çünkü önümüzdeki günlerde Far Cry'in 6.sı gelecek. Herhalde 6 jenerasyon gerideki bir oyunu kaldıracak bir bilgisayara sahipsinizdir diye düşünüyorum. Gelelim listemizdeki bir diğer oyuna arkadaşlar. Bu oyun araba yarışı dünyasına damga vuran bir yapım, Need for Speed Underground. Need for Speed oyunlarını eleştirebilirsiniz ki pek çok oyuncu eleştiriyor zaten. Fakat serinin geneline baktığımızda böyle sivrilen birkaç tane yapım vardı. Bunlardan birisi Need for Speed Underground'da arkadaşlar. Bu oyun 2003 yılında çıkmıştı ve seriye yepyeni bir soluk getirmişti. O zamana kadar yayınlanan Need for Speed oyunları genel ağırlıklı olarak böyle tek düzey yarışlar halindeydi. Yani araç özelleştirme vesaire seçenekleri yoktu. Varsa da çok 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 kısıtlıydı. Fakat Underground ile gerçek arabalar, yani gerçek arabalar derken arkadaşlar böyle hani Ferrari, Merrari değildi. Günlük yaşamda kullandığımız Golf, işte Renault, ne bileyim Ford Focus gibi arabalar girdi oyunun içerisine ve
bu arabalar kullanıcılar tarafından da çok sevildi. Çünkü adamın mesela bir golfü vardı. Adam ne yapıyordu? Oyunda da golfü alıyordu, onu modifiye ediyordu vesaire. Gerçekten oyuncular tarafından çok sevilmişti bu seri. Gerek müzikleriyle, gerek grafikleriyle, gerekse yarış tipleriyle gerçekten o dönem kasıp kavurmuştu ortalığı. Az önce de belirttiğim üzere bu oyun 2003 çıkışlı bir oyun arkadaşlar. Muhtemelen bilgisayarınız bu oyunu kaldıracaktır. Eğer Underground serisini, Underground'ı daha önce oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim sizlere. Gelelim sıradaki yapımımıza. Bu bir strateji oyunu arkadaşlar. Age of Empires 2. Gerçekten de strateji denildiğinde, RTS türü denildiğinde Age of Empires 2'nin farklı bir yere konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Ki çıkışının üzerinden 20 seneden fazla olmasına rağmen hala Age of Empires 2 sevilerek oynanan yapımların başında geliyor. Bu oyun 1999 yılında çıkmıştı. Daha sonra buna ek paketler vesaire çıkardı Microsoft. Ardından 3. oyun geldi fakat 3. oyun Age of Empires 2 kadar tutulmadı. Şunu da dipnot olarak belirtelim. Önümüzdeki günlerde Age of Empires 4 çıkışını gerçekleştirecek. Listemizdeki son oyun ise Prince of Persia Sands of Time. Eğer böyle third person görünümüne sahip aksiyon oyunlarını seviyorsanız Prince of Persia Sands of the Time sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Belki yeni Assassin's Creed oyunlarını bilgisayarınız kaldırmayabilir. Fakat bu tarz oyunlardan yani Assassin's Creed tarzı yapımlardan hoşlanıyorsanız Prince of Persia'nın ilk oyunu bu oyunların atası diyebiliriz. Yani Assassin's Creed oyunlarının atası diyebiliriz ki arkadaşlar zaten Ubisoft'un ilk planı Assassin's Creed'i Prince of Persia'nın sidekick'i olarak yani böyle bir yan hikayesi olarak çıkarmaktı. Daha sonradan bağımsız bir oyun haline getirdiler. Tutunca da zaten Assassin's Creed aldı başını gitti. Eğer o plan devrede olsaydı şu an hala Prince of Persia oyunları da Prince of Persia serisi de muhtemelen devam edecekti. Şunu da dipnot olarak hatırlatalım. Hali hazırda Prince of Persia Sands of Time'ın remake versiyonu da geliyor ama remake versiyonu çok fazla beğenilmedi. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Evet, bugün sizlere her bilgisayarda çalışacağını tahmin ettiğimiz bazı efsaneleşen oyunlardan bahsettik. Eğer sizin de kafanızda bu tarz efsane oyunlar varsa, ya şunu söylemeyi unutmuşum ama bu oyun da çok efsane ve her bilgisayarda çalışır, gerçekten çok güzel bir oyundu, bunu da denesinler diyebileceğiniz yapımlar varsa bu videonun altına bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Böylece diğer izleyicilerimiz de sizin yorumlarınızdan faydalanacaklardır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.